Mukormikozis ya da kara mantar hastalığı ölümcül bir hastalık mı? Nelere neden oluyor? Tedavisi var mı? %25 ila %50 oranında fatalite bildirilmiş. Yani hasta olan bu hastalığı, bu mikroorganizmayı alan, bu mantarla enfekte olan kişilerde yeterince ve zamanında tedavi edilmezse ölüm ihtimali var ve hiç de azımsanacak kadar değil. Oldukça yüksek oranda ölümcül. Ama tedavisi var mı? Var. Biz kişinin altta yatan hastalığını ve mukormikozise yani kara mantar hastalığına özgü özel mantar ilaçlarını kullanarak, sistemik mantar ilaçlarını kullanarak bu hastalığı tedavi edebiliyoruz. Peki neden gündemimize geldi bu kara mantar hastalığı? Başta Hindistan olmak üzere bir anda dünyada sayısı arttı ve dediğim gibi birçok bilim insanının dikkatini çekti. Bu konuda yayınlar yapılmaya başlandı ve doğal olarak halkın da dikkatini çekti. Bu hastalığın COVID-19'la bir bağlantısı var mı? COVID-19'dan sonra mı sayısı arttı? COVID-19 kara mantarın sayısını artırıcı bir rol mü oynadı gibi sorular akla geldi. Bakın, bunu şöyle açıklayabilirim. Zygomycetes türü bir mantar, yani bir fırsatçı mantardır bunun etkeni. Fırsatçı mantar ne demek? Ortam koşulları uygun olduğunda vücuda gelen, yayılan, süratle orayı istila eden bir mikroorganizma demek. Ortam koşullarının uygun olması ne demek? Hastanın yani kişinin herhangi bir nedenle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanması. Mesela kemik iliği nakli yapılmıştır. Karaciğer nakli yapılmıştır. İşte kalp nakli yapılmıştır. Yani bir organ nakli yapılmıştır veya kemik iliği nakli yapılmıştır. Biz hekim olarak o kişiye bilerek immün sistemini, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç veriyoruzdur. Veya bir kanseri vardır vücudun herhangi bir yerinde. O kanseri tedavi etmek için hekim hastaya bağışıklık sistemini baskılayıcı kanser ilacı veriyordur. Veya uzun süren ve defalarca olan ameliyatlar geçirmiştir. Yani şiddetle ve fazla sayıda travmaya maruz kalmıştır. Operasyona maruz kalmıştır. Yani bir doku hasarı oluşmuştur kişide. Doku zedelenmesi, organ zedelenmesi olmuştur. Veya büyük travmalar, büyük yanıklar veya çok hasarlı trafik kazaları geçirmiş olabilir kişi. Bu tür doku travmaları olmuştur. Ya da bunların hiçbiri olmamıştır. Hiçbiri olmamıştır. HIV pozitiftir. Yani AIDS diye bildiğimiz hastalık vardır kişide. Ya da yine dünyada çok çok çokça görülen tip 1 ya da tip 2 tanımlı diyabeti vardır kişinin. Hatta diyabetinin olmasının dışında düzensiz yani kontrol edilemeyen kan şekeri değerleri vardır. Sadece diyabetinin olması yani şeker hastalığının olması ve şeker hastalığı ilacını kullanması aslında kara mantar hastalığı için hazırlayıcı bir etken sayılabilir. Ama kan şekeri düzensizlikleri yani ilacını düzgün kullanmayan, kan şekeri düzenlenemeyen, regüle edilemeyen hastalar tabii ki de kara mantar hastalığı için daha büyük risk altında olan kişilerdir. Şimdi COVID-19 nerede peki bu listede? COVID-19 şurada hem hastalığı geçirirken yani COVID-19 mikrobunun kendisi pnömoni yapıyor biliyorsunuz, yani zatürre yapıyor. Kendisi solunum yollarında ve akciğerde harabiyete neden oluyor. Bunu COVID-19 ile ilgili söyleşilerimizde hep anlatmıştık size. Yani COVID-19 virüsünün kendisinin solunum yollarında hasar meydana getirmesi ve buradaki dokuları tahrip etmesi kara mantar hastalığı için bir hazırlayıcı etken. Burayı hazırlıyor, bu ortamı hazırlıyor. Birinci COVID-19 ile ilişkilendirilme nedeni bu. İkincisi ve daha önemlisi belki de biz COVID-19'lu hastaları tedavi ederken daha ilk günden itibaren uzun süre ve yüksek dozda steroid dediğimiz ya da işte kortizon olarak bilinen immün süpresyon ilacını kullanmak zorunda kalıyoruz hastayı iyileştirmek için. Ama kortizon öyle bir ilaç ki bir taraftan iyilik yaparken tabii ki bir taraftan da yan etkileri oluyor. İşte yan etkilerinden bir tanesi bağışıklık sisteminin maalesef geçici olarak baskılaması. İşte bu bağışıklık sistemindeki baskılanma da vücutta fırsatçı mantar enfeksiyonlarının oluşumuna zemin hazırlıyor. Bildiğimiz fırsatçı mantar enfeksiyonlarının başında aslında kandidalar geliyor. Aspergillus geliyor. Bunlar da diğer mantarlar. İşte mukormikozis de yani mukor
grubu, zigomiches grubu mantarlarda, yani kara mantar hastalığının etkeni de aynı bu fırsatçı mantarlarda. Yani yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Kara mantar hastalığı elbette sadece COVID-19'u geçirmekte olan hastalarda görülmüyor. Bunu söylersek kesinlikle doğru olmaz. Ama COVID-19'da aynı diyabet gibi, aynı kanser hastalığı gibi, aynı diğer bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan hastalarda olduğu gibi gerçekten sadece mukor için değil, sadece kara mantar hastalığı için değil, diğer bütün fırsatçı mantar enfeksiyonlarına hazırlayıcı zemin oluşturan bir hastalık maalesef. Ama kara mantar hastalığının insandan insana bulaşmadığını, spesifik yani özel tedavisinin var olduğunu, zamanında tanı konulursa, zamanında ve yeterli süre tedavi edilirse iyileşebileceğini kişinin, yani ölümün %100 olmadığını bilmemiz gerekiyor. Kara mantardan meydana gelecek olan bir pandemiden korkmaya gerek yok.